Allah Allah, ne unuttum? Yok galiba. Unuttum galiba. Yapmak istiyor çocuklar. Bir an önce yapalım. Yıldırım nikahı kıyalım. Annemin yurt dışı planı var. Yani plan program aksamasın diye öyle diyor. Yurt dışı planı? Yani o da var da. Evet, bir yurt dışına gideyim diyordum. Ama onun için söylemiyorum ben. Yani yaz bitmeden, hazır keyfimiz yerindeyken yapalım diyorum. Ya vallahi olur. Yani bence de hiç beklemeye gerek yok. Böyle aceleye getirince konu komşu ne der? Yani bilemedim. Önemli olan bizim ne istediğimiz değil mi? Bence de öyle. Yani o yüzden istediğiniz zaman bir tarih alabiliriz de. Düğünü nerede yapalım? Düğünü nerede yapalım? Dur, kimsin sen? Sen nasıl bir yer istiyorsun güzel gözüm? Bilmem ki, yani böyle sade bir şey olsun isterim. Havuz başında olabilir. Böyle kır düğünü gibi bir şey de olabilir. Görkemlerin orada yapalım. Yok canım, ne gerek var görkemlerin orada yapmaya? Başka bir yerde gerek yok. İşte burada da havuz var, bahçe var. Kendi eviniz gibi. İstediğinizi çağırırsınız. İstediğiniz gibi eğlenirsiniz. E yok artık. Baba, evde sıkışık olmaz mı biraz? Biz en iyisi böyle bir mekan kiralarız. Size de zahmet olmasın. Gerek yok yani. Kızım, ne zahmeti, burası senin evin. Gerçi siz bilirsiniz ama yani burası daha iyi olur, zahmetsiz olur. Tamam, düşünmeye gerek yok. Burada yapıyoruz düğünü. İşte bitti gitti. Hadi hayırlı olsun. Efendim Dilan? Ne? Ne oluyor anne? Anne? Nasıl? Hayri Bey nasıl? Ya, iyi yapmışsınız. Tamam, teşekkür ediyorum. Bana haber verdiğin için teşekkür ederim. Ha, bir şey soracağım. O tablo vardı ya. O duruyor mu? Ne durumda? Peki. Teşekkürler, sağ olun. Ne oldu Aylin? Galeride yangın çıkmış. Yangın mı çıkmış?
Hatice. Neredesin kız sen? Anne, odamdaydım. Demin baktım yoktun. Ya bahçeye inmiştim ben. Ev çok kalabalık, sıkıldım. Hatice, yalan söylemek sende alışkanlık haline geldi kızım. Kaç saattir yoksun? Doğru söyle bana, neredeydin? Firdevs, yüklenme artık kıza, yeter. Kimse yoktu değil mi galeride? Temizlikçi vardı. İyi miymiş peki? Eli yanmış biraz. Hastaneye götürmüşler ama iyiymiş. Geçmiş olsun Alandra Hanım. Teşekkür ederim. Anneciğim sen sıkma canını, olur mu? Evet anne, yani daha kötüsü de olabilirdi, buna da şükür. Ben Metin'e haber veririm, kim yaptıysa bu, merak etmeyin. Ver ver Metin, iyi olur. Ay tamam, abartmayın. Aa, iyiyim ben. Tamam, bir şey yok. Yani cana geleceğine mala gelmiş işte. Yani tablolarım vardı, çok değerli. Vardı evet. Tamam, ne olmuş? Tekrar yaparız, bir şey yok. Onları bana yaptıran duygular ölmedi ya. Ya aynısını yapamam, tamam şimdi. Ay yani birinin canına bir şey olmadı. O zaman başka bir şey konuşurduk burada. Benim değer verdiğim şeyler başka. Mesela siz. Mesela aşk. Aile. Kardeşlik. Ben bunlara değer veriyorum. Aman yoksa galeride bir iki eşya yanmış. Ay gerçekten hiç umurumda değil. Benim umurumda olan şey hissettiklerim, deneyimlerim, kahkahalarım. Ben bunlara değer veriyorum. Ve ben burada olduğum sürece kahkaham hep benimle olacak. Ama eğer bir gün ben buradan gidersem, mesela burada olmazsam, bana bir şey olursa, o zaman kahkaham sizinle kalacak. Yani o yüzden canımızı sıkmıyoruz hiçbir şey. Ay lütfen. Biz çok şanslıyız.